Merhabalar arkadaşlar, Beşiktaş gündemine hoş geldiniz. Siyah beyazların gündemindeki konular Valentin transferi ve yalanlama, Dorukhan Toköz konusundaki son gelişmeler ve sürpriz bir transfer iddiası. Beşiktaş'ın sezon başında Fatih Aksoy'la takas ederek kadrosuna kattığı Valentin, Beşiktaş kariyerine kötü başlangıç yapmıştı. 31 yaşındaki stopere Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal talip olmuştu ve 3.5 milyon euroluk teklif vermişti. Ancak Beşiktaş Brezilyalı savunmacısı Valentin için çıkan transfer iddialarını yalanladı. Futbolcumuz Valentin Souza'nın Suudi Arabistan'ın Al Hilal kulübüne transfer olacağı yönündeki medyada bir süredir yer alan haberler tamamen gerçek dışıdır. Kulübümüze Valentin Souza için ne haberde iddia edilen kulüpten teklif ne de başka bir kulüpten girişim olmuştur denildi. Öte yandan sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Dorukhan'ın kariyerine nasıl devam edeceği tartışmaları sürüyor. Yıldız futbolcunun sezon sonunda Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialar da gündemde, ancak Başkan Çebi oyuncuyu takımda tutmak için özel olarak devreye girecek. Dorukhan ile yeni sözleşme imzalanması görüşmelerini bizzat Çebi yönetecek. Yapacağı birebir görüşmede oyuncuyu ikna edeceğinden emin olan Çebi, Dorukhan hiçbir yere gidemez dedi. Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet Bulut ise Çebi'nin Dorukhan ile ilgili açıklamalarına cevap vermek bana yakışmaz. Başkan Dorukhan'ı seviyordur. Beşiktaş dışında hiçbir takımla görüşmedik. Emre Kocadağ ile görüşmeler devam ediyor. Yakında sonuçlanacak demişti. Diğer yandan siyah beyazların yeni sezon için gündemine Premier Lig'den bir isim geldi. Southampton'da forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu için yönetim Sergen Yalçın'la görüşecek. Hocanın kararı olumlu olursa transfer operasyonu başlayacak. Sakatlığı nedeniyle Fransız Enkudu ile yollar ayırmayı düşünen Beşiktaş'a İngiltere'den ilginç bir transfer önerisi gelmişti. Menajerlerin Premier Lig ekiplerinden Southampton'da forma giyen Nathan Tella'yı yönetime teklif ettiği iddia ediliyor. Southampton teknik direktörü Ralph ise oyuncunun kiralanmasını istediği adabasında da yer aldı. Futbola Arsenal yapısında başlayan Tella ardından Southampton genç takımlarına transfer oldu. Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen sol kanat ve forvet pozisyonlarında da görev yapabiliyor. 1.73 boyundaki oyuncunun piyasa değeri 750 bin euro civarında. Ayrıca Southampton'la 2023 yılına kadar kontratı bulunuyor. Bu sezon Southampton'da 4 maça çıkan Nathan Tella sadece 135 dakika sahada kaldı, gol veya asist yapamadı. Nathan Tella kariyeri boyunca 58 maça çıkarken 9 gol ve 6 asist üretmeyi başarmıştı. Evet arkadaşlar, Beşiktaş'ta Enkudu'nun sürekli sakatlık problemlerinden dolayı Ocak ayında yollar ayrılabilir. Siyah beyazların yine bir kanat oyuncusuna ihtiyacı olacak. Tyler Boyd'un lisansı tabii ki yine Ocak ayında çıkacak, ancak o bölgede en az bir kanat oyuncusuna ihtiyaç var. Siyah beyazların bu durumda en az bir kanat oyuncusu ve bir forvet, Vida'nın satılması durumunda ise bir savunma oyuncusu takviyeleri yapma ihtimalleri bulunuyor. Vida ise transfer döneminin sona ermesinin ardından rahatladı. Artık sadece sahaya odaklanan Hırvat savunmacı ilk 11'e dönmek için geri sayımda. Takım çalışmalarında hırsıyla dikkat çeken Vida'nın Denizli Spor'la pazartesi günü oynanacak karşılaşmada formasına geri dönmesi bekleniyor. Evet arkadaşlar, Beşiktaş gündemini değerlendirdik. Yine Beşiktaş'ın gündemine gelen konular olursa videolara devam edeceğiz. Ayrıca pazartesi günü Beşiktaş'ın Denizli Spor maç öncesinde yine yeni bir videomuz olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.